kamu işveren heyeti tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdik. 6. dönem toplu sözleşmeyi bağlatmış ve geride bırakmıştık. Ocak ayı itibariyle toplu sözleşmemiz devreye girecek. Hem toplu sözleşmede beraber çalışılmak üzerinde uzlaşılan ve karara yansıtılan iki başlığı, 3600 ek gösterge yani ek gösterge düzenlemesi ve sözleşmeler konusunu, hem de 1 Eylül 30 Kasım arasındaki ekonomideki hareketliliği, kurdaki bu anlamdaki hareketliliği ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmayı dikkate alan kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme konusundaki talebimizi paylaştığımız kısa bir toplantı gerçekleştirdik. Toplu sözleşmede karar altına aldığımız 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yetkili konfederasyonla çalışılması kararını masaya yatırdık. Buna ilişkin KPDK'da da gündeme getirmiştik. Geride bıraktığımız kamu personel danışma kurulunda 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra Çalışma Bakanlığı'yla gündeme alıyoruz ve komisyonu toplayarak çalışmaya başlıyoruz. Bu konuda bir mutabakat sağladık. İkinci başlığımız sözleşmeliler konusu. Sözleşmeliler konusunda yeni yılın başlarında hemen gündeme alacağız. Ek gösterge komisyonu çalışırken eşdeğer bir şekilde sözleşmeliler konusunu da çalışmak üzere bir mutabakat sağladık ve bunun üzerine ilk fırsatta da yeni yılın başlarında sözleşmelilere ilişkin komisyonu kuracak taraflarla bir araya gelerek kamudaki bu anlamda çalışma barışını bozan çeşitliliği bu konuda ele alarak aralardaki farkları ortadan kaldırma, kadro talebimizi yerine getirme ve bu konuda beklentiyi karşılama konusunda bir çalışma başlamış olacak. Diğer başlığımız da az önce ifade ettiğim gibi toplu sözleşmeden sonra ekonomideki hareketlilikten kaynaklı olarak kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü görüyoruz. Bunu çeşitli vesilelerle kamuoyu gündemine de, hükümet gündemine de yansıtıyoruz. Buna ilişkin temel beklentimiz bir ek protokolle toplu sözleşmeyi gölgelememesi gerekiyor bu aradaki hareketliliğin ve ekonomik dalgalanmanın. Onun için bir ek protokolle kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi Sayın Bakan'la paylaştık. Bugünlerde mecliste gündeme getirilen doktorlar ve sağlık çalışanı özelinde bir düzenlemenin 21'ine ötelendiği ve ileri tarihe alındığı sonra açıklandı. Biz doktorlarımızın bu anlamda çalışma performanslarını görüyoruz. Emeklerini, gayretlerini görüyoruz. Bunu takdir ediyor ve verilecek ücretlerin de bu anlamda kesinlikle hakları olduğu konusunda hiç tereddüt etmiyoruz. Çünkü emeklerinin, gayretlerinin karşılığını alması gerekir. Emek yoğun ortamın olduğu ciddi bir alan, sağlık alanı. Ama bunun sadece tekil olarak bir meslek üzerinden ifade edilmesinin de çok sağlıklı olmadığını, çalışma barışını bozmakla beraber kamu barış açısından da çok sağlıklı olmadığını ifade ettik. Çünkü bu tip düzenlemeler toplu sözleşmenin bir kapsamı içerisindedir. İkincisi de toplu sözleşmeyi ek protokol olarak ortaya konması gerekir. Yoksa sosyal ortakların devre dışı bırakıldığı tekil düzenlemeler her zaman kamuda çalışma barışını bozmuş ve işin içinden çıkılması hale getirdiği gibi katılımcı demokrasiyi de sosyal paydaşları da toplu sözleşme kültürünü de lağvetmek anlamına gelmektedir. Bu açıdan sosyal paydaşlarla tartışılmayan, konuşulmayan her meselenin çok ciddi sorunları beraberinde getirdiğini geçmişte yaşadığımız örnekler de ortaya koymaktadır. Bu açıdan 11 hizmet kolunda yetkili, kamu görevlilerinin, kamu emeklerinin beklentilerini milli gelirden alacak payı belirleme noktasında sorumlu konumda bulunan memur sen olarak 6 toplu sözleşme irade etmiş, bunun ikisinden mutabakat sağlayamamış, 4'ünden mutabakat sağlayarak kamu görevlilerinin önemli sorunlarını, kamu görevlisi emeklerinin önemli beklentilerini karşılama konusunda ter akıtmış bir örgütlü yapı olarak biz bunun toplu sözleşmeye bir ek protokol olarak tüm kamu görevlilerini içerisine alacak şekilde
bir düzenleme gerektiğini her fırsatta dile getirmiştik. Şimdi de Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin'le konuyu tekrar görüştük. Bunun için de Ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde bir ek protokol yapmak konusunda da bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla bunun üzerine bir an önce asgari ücret tartışmasından sonra kamu görevlilerine bir ek protokolle alım gücü düşüklüğünü gidermeye yönelik bir çalışma için bakanlıkla bir araya gelmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olur inşallah diyorum. Görüşmemizin üç başlığı vardı. Ek zam, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi komisyonunun hemen başlaması ve diğeri de sözleşmelere ilişkin aldığımız kararın bir an önce başlaması ve kadro talebi başta olmak üzere sözleşmelerin beklentilerinin yerine getirilmesi. Üçüne ilişkin de somut cümleler kurabildiğimiz ve somut cümleler duyabildiğimiz bir görüşme oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tabii ki beraber bir araya gelip çalışıldığında konuşulabilecek. Bunun alternatiflerini de biz kamuoyu önünde de paylaştık. Ama bunu komisyon olarak bir araya gelip taraflar olarak yetkili konfederasyon ve çalışma bakanlığı ile toplu sözleşmeye bir ek protokol ekleyeceğimiz çalışmada belirlemiş olacağız. Önümüzden geçen bir rakam var. Kamuoyuna biz çeşitli alternatifler ifade ettik. Onun için biz de şu an buradaki bir somut cümleden sonra tekrar konfederasyon bazlı iş toplantılarımızı yapacak ve genel makro düzeyde geniş çerçeveyi dikkate alacak şekilde bir çalışma için beklentileri netleştirecek şekilde masaya gelmiş olacağız. Sağlık çalışanlarının üzerinde çıkan bir rakam yoksa sağlık çalışanlarıyla aynı düzeyde de soruyor. Tabii önce bizim talebimizin karşılık bulması önemliydi. Bu anlamda yaptığımız diplomasi ve görüşmeler bu konuda önemli bir aşamaya geldiğimizi gösteriyor. Onun için bir araya geleceğimiz toplantı öncesi rakamlar boyutuyla da ne olması gerektiği konusunu da yetkili konfederasyon olarak başkanlar kurulumuzda netleştireceğiz. Siz de takdir edersiniz ki bu bir görüşme ve mutabakat sağlama görüşmesiydi. Prensip olarak anlaştığımızı görüyorum. Rakamlar boyutuyla da bir uzlaşıyla, bir tartışmayla, müzakereyle sonuçta bir yere getireceğiz diye ümitliyorum. Ek gösterge konusu belli meslek grupları üzerinden ifade edilmişti. Bunun üzerinden bu konu gündeme geldi. Halbuki biz ek gösterge sistematiğindeki durumu dikkate alarak ek göstergelerin yükseltilmesi konusunu altı toplu sözleşmedir masaya taşıyordu. Onun için sadece belli meslek grupları değil, tüm kamu görevlerini dikkate alacak. Ek gösterge sistematiğindeki mantığı silsileyi bu anlamda devre dışı bırakmak yerine hepsini de iyileştirmeleri sağlayabilecek ve ek gösterge 3600 talebini karşılayabilecek omurga bozukluklarına sebebiyet vermeyen hakkaniyetli bir düzenin ortaya çıkarılması için biz elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Ama şu an için Çalışma Bakanlığı bir ön çalışma yapmış durumda. Fakat bu ön çalışmayı muhtemelen bir araya geldiğimiz ilk komisyon toplantısında gündeme getirecekler. Onun üzerinden konuşma başlayacaktır. Onun için şimdiden ne kadar cümle kurmuş olsak afaki olur. Biz temel prensip olarak 3600 ek göstergenin kamu görevlerinin tamamını dikkate alan ek gösterge düzenlemesi ve 3600 ek gösterge talebi üzerinden okuyor ve bu anlamda dinlendiriyoruz. Efendim, size bir sorumuz olacaktı. Sağlık Sedi'nin eylem planı devam edecek mi? Evet, Sağlık Sedi'nin 7'sinde ve 9'unda almış olduğu tüm Türkiye'de iş bırakma eylem kararı aynen devam ediyor. Tüm Türkiye'de yarın eş zamanlı şubelerimiz basın açıklaması yapacak. İş bırakma eylemini, işe gitmeme eylemini gerçekleştirmiş olacaklar. Perşembe günü de tüm Türkiye'den gelen teşkilatımızla beraber Sağlık Bakanlığı'nın önünde basın açıklaması yapacağız ve iş bırakma eylemini perşembe günü de devam ettirmiş olacağız. Ondan sonraki gelişmelere göre de süreci değerlendireceğiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Efendim, kamu görevlileri için protokol Ocak ayında tamamlanması bekleniyor mu yoksa çalışmalar nasıl ilerliyor? Ek zamla ilgili mi? Kesinlikle Ocak ayının 15'ine ilk maaşlara yetişecek şekilde şu anki mutabakatımız ve sözel olarak üzerinde konuştuğumuz konu bu. Dolayısıyla buna yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız. Peki,